Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik dersi kitabında aritmetik ortalama ve açıklık konusuyla dersimize devam ediyorum. Konumu büyütüyorum. Bir veri grubundaki verilerden en büyüğü ile en küçüğün farkına açıklık denir. Bir veri grubunda açıklığın fazla olması o veri grubundaki verilerin birbirinden uzak olduğunu, açıklığın az olması ise o veri grubundaki verilerin birbirine yakın olduğunu gösterir. Örnek arkadaşlar burada bize 71, 1, 2, 10, 100 sayılarını vermiş. Açıklığı bulurken en büyük ile en küçüğün arasındaki farka bakıyoruz. 100'den 1'i çıkarıyoruz ve açıklığı 99 olarak buluyoruz. Bir veri grubundaki verilerin toplamının veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir. Aynı zamanda ortalama da denir. Yani arkadaşlar aritmetik ortalama eşittir veri değerleri toplamı bölü veri sayısı olarak yazılır. 3 arkadaşın boy uzunlukları 120 cm, 130 cm ve 140 cm olduğuna göre bu 3 arkadaşın boy uzunlukları ortalamasını bulalım. 120 artı 130 artı 140. toplamı 390. Bunu arkadaşlar gel geliyoruz 3'e bölüyoruz 390 bölü 3 ortalamasını 130 santimetre olarak buldum. 259 ve 260 sayfalardaki etkinlik sahnesi 38'i yapabilirsiniz demiş. Aşağıda verilen veri gruplarının açıklıklarını bulunuz. Şimdi. 12, 6, 18, 36, 45, 7. En büyük sayıdan en küçüğü çıkarıyorum. Yani 45'ten 6'yı çıkarıyorum. Açıklık 39. 24, 36, 12, 15, 60, 75. Burası 12, burası 75. Yani en küçüğümüz 12, en büyüğümüz 75. Farkını bulalım. 75 eksi 12'den 63 olarak geldi. 9, 1, 10, 15, 40, 50. En büyüğü 50, en küçüğü 1. 50'den 1'i çıkarıyorum. Aradaki fark 49. 12, 18, 4, 15, 100. En büyüğümüz 100, en küçüğümüz 4. Aradaki farkı bulalım. 100 eksi 4'ten 96 olarak geldi. 75 15 85 18 100 125. En büyüğü 125, en küçüğü 5. 125'ten 5'i çıkarıyorum ve açıklığını 120 olarak buldum. Be Aşağıda verilen veri gruplarının aritmetik ortalamalarını bulunuz demiş. Ne yapıyorduk aritmetik ortalamayı bulurken? Bize verileri verilen verileri topluyoruz ve veri sayısına böleceğiz. Gelelim toplayalım. 10 artı 18 artı 8 artı 20. Burası arkadaşlar 58 yapar. Geliyorum 58'i veri sayısına bölüyorum. 4 tane veri olduğu için 58'i 4'e bölüyorum. Ve aritmatik ortalamam 14 olarak geliyor. 48 artı 12 artı 6. Burası 66 yapar. 3 tane veri olduğu için 66'yı 3'e bölüyorum. Burası bana 22 olarak geldi. 60 artı 70 artı 50 artı 100. Topladığım zaman burası 280 yaptım. 280'i de 4'e bölüyorum. Ve aritmetik ortalamayı 70 olarak buldum. Verileri toplayalım. 2 artı 4 artı 10 artı 8 artı 12 artı 18 bu kadar. Bunları topladığım zaman bana kaç olarak gelecek? 54 olarak gelecek. 6 tane veri olduğu için 54'ü 6'ya bölüyoruz ve aritmatik ortalamayı 9 olarak buluyorum. 10 artı 10 artı 15 artı 20 artı 25 artı 6 artı 5. Burası arkadaşlar toplamı 91 olarak geliyor. 91'i 7'ye bölüyorum ve aritmatik ortalamam bana 13 olarak geldi. Aritmatik ortalama değerleri verilen aşağıdaki veri gruplarının bazı değerleri verilmemiştir. Buna göre x'lerin değerini bulunuz demiş. Aritmatik ortalama arkadaşlar 10'muş. Aritmatik ortalamayı nasıl buluyorduk? Verilen verilerin toplamı bölü verilerin sayısı. Verilerin sayısı kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane veri var arkadaşlar. Şöyle yazı yazalım. Verilerin toplamı bölü verilerin sayısı eşittir aritmatik ortalamayı verir ve bu olmuş Verilerin sayısı arkadaşlar 5 Verilerin toplamını bulabilmek için 10 çarpı 5 diyoruz Burası 50 bize bize verilen verileri toplayalım 10 artı 12 artı, 15 artı 6. Toplamı arkadaşlar kaç yapar? 43. Kaç olması gerekiyor? 50. X'i bulabilmek için 50'den 43'ü çıkarıyorum. Ve X bana 7 olarak geldi. Buraya geldik. Aritmatik ortalama 11. Verilerin toplamını bulabilmek için burayı ben kaça bölü 11'i kaç ile çarpacağım? 4 ile. 11 çarpı 4 44 bize verilen verilerin toplamı kaç 4 artı 16 artı 15 eşittir arkadaşlar 35 yapar x'i bulabilmek için 44'ten 35'i çıkaracağım ve x bana 9 olarak gelecek buraya geldik kaç tane veri var 6 tane veri var Aritmetik ortalama arkadaşlar 14'müş. Verilerin toplamını bulabilmek için 14 ile 6'yı çarpacağım. Burası kaçtır? 84. Bize verilen veriler ne? 16, 9, 10, 15, 18. Toplamımız arkadaşlar kaç oldu? 68, 68 x'i bulabilmek için 84'ten 68'i çıkarıyorum ve x bana 16 olarak geldi. Buraya geldim. Kaç tane veri var? 7 tane veri var. Aritmatik ortalama 8. Verilerin toplamını bulabilmek için 8 çarpı 7 eşittir 56. Buraya geldik arkadaşlar toplayalım. 8 artı 9 artı 10 artı 6 artı 5 artı 8 toplamı 46 yapar. 56'dan 46'yı çıkardığım zaman cevabım 10 olarak gelir. Yani x arkadaşlar 10'dur. Aşağıda verilen problemleri çözünüz. Tuna'nın İlk iki sınavdan aldığı notlar 90 ve 94 puandır. Tuna'nın 3 sınavdan aldığı notların ortalaması 94 puan olduğuna göre Tuna 3. sınavdan kaç puan almıştır? Şimdi verilerin toplamını bulabilmek için 3 tane sınav olduğu için ortalamayı 3 ile çarpacağım. 94 çarpı 3 282 İlk iki sınavdan kaç almış? 90 ve 94 almış. Toplamları 184 yapar. Üçüncü sınavdan aldığı puanı bulabilmek için 282'den 184'ü çıkarıyorum. Ve üçüncü sınavdan 98 puan aldığını bulduk. Yaşları ortalaması 15 olan 3 arkadaştan ikisinin yaşları 10 ve 18'dir. Buna göre 3. çocuğun yaşı kaçtır? Geliyorum arkadaşlar. Ortalama ile çocukların sayılarını çarpacağım. 3 tane çocuk olduğu için 15 ile 3'ü çarpıyorum. 45. İkisinin yaşları neymiş? 10 ve 18. Toplamım 28 yapar. 45'ten 28'i çıkardığım zaman 3. çocuğun yaşını 17 olarak bulduk. Veri grubunun aritmatik ortalaması sonuç olduğuna göre bu veri grubunun açıklığı kaçtır demiş. Kaç tane veri var? 1, 2, 3, 4. Veri grubunun toplamını bulabilmek için 13 ile 4'ü çarpıyorum. 52. Burayı toplayalım. 18 20 12 Toplamımız 50 yapar. 52'den 50'yi çıkarıyorum ve x'i 2 olarak buldum. Bize verilen veriler 18 2 20 12. Açıklığını sormuş. En büyük sayım 20, en küçük sayım 2. Aralarındaki fark arkadaşlar 18'dir. Yaşları ortalaması 20 olan 4 arkadaştan bir kişi ayrıldığında kalan kişilerin yaşları ortalaması 21 olduğuna göre ayrılan kişinin yaşı kaçtır? Ortalama 20'ymiş 4 arkadaş varmış. 20 çarpı 4'ten 4'ünün de yaşları toplamı 80. Aralarından bir kişi ayrılıyor 3 kişi kalıyor. Ortalama 21'e çıkıyor. 21 çarpı 3'ten yaşları toplamın 63 oluyor. Ayrılan kişinin yaşını bulabilmek için 80'den 63'ü çıkarıyorum. Ve ayrılan kişi arkadaşlar 17 yaşındadır dedik. Ağırlıkları ortalaması 50 kilogram olan 5 kişilik gruba 80 kilogram ağırlığında bir kişi katılırsa yeni ortalama kaç olur? Ağırlıkları ortalaması 50'ymiş ve 5 kişilermiş. Ağırlıkları toplamını bulabilmek için 50 ile 5'i çarpıyorum. 250. 250'ymiş arkadaşlar. Bir kişi katılıyormuş. O kişi de 80 kilogram ağırlığında. 250 ile 80'i topluyorum. 330. Bir kişi katıldığında grup kaç kişilik oldu? 6. 330'u. Grubun yeni ortalamasını bulabilmek için 6'ya bölüyorum. Ve burası 55 kilogram olarak geldi. Yaşları ortalaması 18 olan 2 kişi ile yaşları ortalaması 20 olan 3 kişi bir grup oluşturursa grubun yaş ortalaması kaç olur demiş. 2 kişinin yaşları ortalaması 18 ise yaşlarının toplamı kaçtır? 18 çarpı 2'den 36. 3 kişinin yaşları ortalaması 20 ise yaşları toplamı kaçtır? 20 çarpı 3'ten 60. Topluyoruz. 36 artı 60. Burası 96 yaptı. Bu grubun yaşları toplamı 96. Peki kaç kişiler? 2 artı 3'ten 5 kişiler. Geliyoruz Ortalamayı bulabilmek için 96'yı 5'e bölüyoruz arkadaşlar ve burası, burayı 2 ile genişlettim. 192 bölü 10 oldu ve 19 tam 10 da 2 olarak geldim yaşları ortalaması. Anne, baba ve Kerim'in boy uzunlukları toplamı 510 santimetredir. Anne ile babanın boy uzunlukları ortalama 180 ortalaması 180 santimetre olduğuna göre Kerem'in boy uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? 180 ile 2'yi çarpacağız. Çünkü anne ve baba olmak üzere 2 kişiler. 360. Yani anne ve babanın boy uzunlukları toplamı 360. Anne, baba ve Kerem'in boy uzunlukları toplamı 510'du. Anne artı baba 360, anne artı baba artı Kerim 510. Kerem'i bulabilmek için 510'dan 360'ı çıkarmam yeterli olacak. Ve Kerem'in boy uzunluğu 150 cm olarak geldi. Kilogramı 20 TL olan leblebiden 8 kilogram, kilogramı 30 TL olan fıstıktan 2 kilogram alınıp karıştırıldığında karışımın kilogram fiyatı kaç TL olur? Şimdi arkadaşlar leblebinin kilogramı 20 TL'ymiş 8 kilo alıyoruz. 8 çarpı 20 160 TL. Kilogramı 30 TL olan fıstıktan 2 kilogram alış, alıp karıştırıyoruz. 30 çarpı 2 60 TL buraya verdik. Karıştıralım. İlk önce fiyatları bulalım. 160 artı 60 toplamda 220 TL ettim. 8 kilogram leblebi 2 kilogram fıstık toplamda 10 kilogram var arkadaşlar benden kilogram fiyatını istemiş 10 kilogramı 220 TL ise 1 kilogramı ne kadar 22 TL olarak geldi buraya 22 TL yazdım böylelikle videomun sonuna geldim İzlediğiniz için teşekkür ederim lütfen beğenip Abone olmayı unutmayınız.